Sükut ilmin süsü, sabrın nişanesidir. İmam Ali Aleyhisselam buyurdu ki, eğer konuşmada belagat varsa, suskunlukta da sürçmelerden güvenlik vardır. Hiçbir koruyucu, suskunluktan daha iyi bir koruyucu değildir. Suskun olmaya çalış ki, en küçük faydası salim kalmaktır. İmam Sadık Aleyhisselam buyurdu ki, suskunluk dolu bir hazinedir. Sabırlı insanın süsüdür ve cahilin örtüsüdür. Yine Hazreti Ali Aleyhisselam buyurdu, sürekli suskun olmaya çalış ki işlerin yükselsin. Suskunluk ilmin süsü, sabırlı olmanın nişanesidir. Suskunluk sana vakarı giydirir ve senden özür dileme zahmetini kaldırır. Yine şöyle buyurmuştur, suskunluk düşüncenin bahçesidir. Suskun olmaya çalış ki düşüncen aydınlansın. Suskunluğunu arttır ki düşüncen artsın. Kalbin nurlansın ve insanlar senin elinden güvenlikte olsun. Hazreti Hasan Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Suskunluk birçok yerde her ne kadar konuşmacı olsan da iyi bir arkadaştır. Allah'ın sevgilisi buyurdu. Mümini suskun görürseniz ona yaklaşınız. Zira o hikmet aşılar. İmam Kazım Aleyhisselam da şöyle buyurmuştur. Akıl sahibinin kılavuzu düşünmektir. Düşünmenin kılavuzu ise suskunluktur. Hazreti Ali, suskunluğun adına cevap vermeye gücü yeten kimse müstahaktır. Aksi takdirde acizlik ona daha layıktır buyurmuştur. İmam Rıza Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Acizlik üzere olmayan suskunluk ne de güzeldir. Çok konuşan insanın sürçmeleri olur. İmam Ali Aleyhisselam, suskun ol ama acizlik sebebiyle değil buyurmuştur. Yine hak üzere konuşmak, acizlik ve suskunluktan daha iyidir buyurmuştur. Hazreti Ali şöyle buyurdu. Konuşmak iki kötü haslet arasında yer almıştır. Gevezelik ve az konuşmak. Gevezelik boş konuşmayla sonuçlanır. Az konuşmak ise acizlik ve istediğini beyandan zayıflıkla neticelenir. Yine buyurdu ki, bilmeden konuşmakta hayır olmadığı gibi hikmeti söyleme hususundaki suskunlukta da hayır yoktur. Hazreti Ali Aleyhisselam, Hazreti Peygamber'i nitelendirirken şöyle buyurmuştur. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sözü, beyan ve suskunluğu dil idi. Yine İmam Ali Aleyhisselam, Ehl-i Beyt'i nitelendirirken ise şöyle buyurmuştur. Onların hükümleri ilimlerini, suskunlukları konuşmalarını ve zahirleri batınlarını anlatır. Onlar dine muhalif olmazlar, dinde ayrılığa düşmezler. Din onların arasında doğru söyleyen, sustuğu halde konuşan bir şahittir. İmam Ali Aleyhisselam hakeza yine şöyle buyurmuştur. Ehl-i Beyt ilmin hayatı ve dirilişi, cehaletin ise ölümüdür. İlimleri size ilimlerinden, zahirleri batınlarından ve sükutları konuşmalarındaki hikmetlerden haber verir. Yine şöyle buyurmuştur. Kur'an iyi işlere emredici, kötü işlerden sakındırıcıdır ve susan bir konuşmacıdır.